Değerli öğrenciler, merhabalar. Paralel kenarın konu testini gömeceğiz arkadaşlarım bu videomuzla birlikte. Vira bismillah diyorum ve birinci soruyla başlıyorum. Demiş ki ABCD bir paralel kenar 45'e 55'i gösterdim. Bir de eşitlik var demiş dostlarım. Biz şu eşitliği kullanarak başlayalım ilk etapta. Şimdi şuna tık tık koyduysak paralel kenarda karşılıklı kenarlarımız eşit olduğu için buna da tık tık simgesini koyuyor. Sonra şuradaki Z harfini görelim dostlar. Şuraya da bir 55 derece yazalım. Burası ikiz kenar üçgen oldu. O halde buraya da bir 55 çakalım. 55, 55, 110. Şuraya 70'imizi bir yazalım. U kuralı gereği 70 ise şu açının 110 olduğunu biliyoruz. 70 ile o açının toplamı 180 olmalıydı. Sonra bakın bu meranka yanaştım. Şurası da 55 derecedir ters açıdan dolayı. Şimdi şurada bir bumerang dörtgenim var. Bumerangın özelliği neydi? İçeridekilerin toplamı dışarıdaki açıya eşitti. Yani x'in, 45'in, 55'in toplamı 110'a eşit olacaktı. Toplayalım. Burası 100 yaptı. O halde x'e 10 derece kaldı diyebiliriz. Geçeriz ikinci soruya. Paralel kenar biçimindeki karton soldaki gibi 4 eş parçaya ayrıldığında elde edilen her bir parçanın kısa kenarının uzunluğu uzun kenarının uzunluğuna oranı 1 bölü 3'tür. Bunu bir gösterelim. Yani şuradaki kısa kenarlara A, 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 A dediğimizde uzun kenar bunun 3 katıymış 3A. Şurası 3A yaptı. O halde diyor devam edelim şimdi. Bu dört parça sağdaki gibi birleştirildiğinde elde edilen şeklin iç ve dış çevrelerinin toplamı 72. Tamam, burayı da bir konuşalım. Şimdi önce şu A ve 3A'ları bir burada yerleştirelim. Şurası A, şurası A, şurası 3A'ymış. Şurası A, bu kısım 3A, buraya A yazdık. Şurası yine A, buranın toplamı 3A olacak. Şuraya 2A kaldı. Şurası A, toplamı 3A olacak. Buraya 2A kaldı. Şurasının 3A olması için yine buraya 2A. Şuranın A olduğunu ve buranın da toplam 3A olduğunu biliyoruz. Şuraya da kaldı 2A. Şurası 3A. Şurası da A. Şimdi iç çevresi demişti değil mi arkadaşlarım? İç çevresi bakın paralel kenarın şu içeride oluşan şu dörtgenin çevresi 2, 4, 6, 8A. 8A buradan geldi. Artı bir de dış çevresi. Dış çevresi de şurası. 4A buradan. 4A buradan 8. 4 buradan 12. 4 de buradan 16A da buradan geldi. Ve bunların toplamı 72'ymiş. Şimdi 8, 16A daha 24A 72. Demek ki A 3 olmalıdır dedi. Şimdi neyi soruyor? Başlangıçtaki paralel kenarın çevresi. A'yı 3 bulduk. Şimdi 3, 3, 3, 3. Demek ki şu kenar 4 tane 3. 12. Burası 3A'ydı. 9. Şurası 9. Demek ki bu tarafta 9. Burası da 12. Toplayalım. 12, 12 daha. Bir 24'ümüz var. Artı 9, 9 daha. Bir de 18'imiz var. Bunların toplamı başlangıçtaki paralel kenarın çevresini verecek. Toplayalım. 32, 42 yaptı. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Paralel kenar 10, 15. Şimdi şurası 15 ise burası da 15. Burası 10 ise burası da 10. Bakın şurada ne çıktı karşımıza? Şu Z harfini de görün arkadaşlarım. Buranın 90 olduğunu da görün. 6, 8, 10 üçgeni. Şurada da 8, 15, 17 üçgenidir. Cevap Ceyhan'dan geldi. Buna bakalım. Paralel kenarı A köşesi etrafında saat yönünde döndürüldüğünde görüntüsü böyle oluyor. BC diktir, C üssü de oluyor. 100 olduğuna göre X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi hemen yapalım. Şurası 100 ise karşılıklı açılar eşit olduğu için burada 100. Şimdi şu D üssü döndürülmüş 100'dü. Döndü yine 100 olacak. Sonra şuradaki U kuralından C üssünün 80 olması gerekir. Ha bitti. Şurası 90, 80, 90, x'e de kaldı 10. Ama cevaplarda 10 yok. D
Demek ki arkadaşlarım burada şuranın doğrusal olmadığını söyleyeceğiz. Bakın şu çizgi doğrusal değil. Yani burada böyle bir üçgen yok. Burası şöyle biraz kırık çizgi gibi göreceğiz burayı. Kırıkmış gibi göreceğiz. Şöyle geliyor bizim x açımız. Yoksa cevabın 10 çıkması lazım. Orada zaten doğrusal olsaydı hocalarım yazardı. Hani şu C, işte C, B, B üssü doğrusaldır diye bir yerde yazmaları lazımdı. Yazmadıklarına göre demek ki doğrusal değil. Biz o zaman bunu doğrusal olmamış gibi kabul edip çözelim arkadaşlar. Şimdi bakalım başka neler yapabiliriz. Şimdi şurası A derece döndürüldü. Tabii ki burası da A derece döndü. Şu kenarda döndü, buraya geldi. Hatta bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Şimdi buraya hemen 80 yazamıyorum çünkü burası kırık çizgi. Doğrusal değil arkadaşlar. Sonra 100 var. 100 daha 200 var. 90 daha 290 var. Bakın şu ortadaki dörtgene bakarsanız 3 açısının toplamı 290. O halde şuradaki açıya ne kalmalı? 360 olması için 70 kalmalı. Sonra şurası 100 ise şu açının toplamının 80 olduğunu biliyoruz biz U kuralından. Demek ki A 10'muş. Yani 10 derece döndürülmüş bizim kerata. Şimdi şu ikizkenar üçgeni de konuşalım. Tepe açısı 10 ise şuradaki eşit açılarımıza 170 kalır. 85, 85 paylaşırlar bunlar da 85, 85. Sonra şuranın tamamının 100 olduğunu biliyoruz. Kesik kesik paralel kenara bakarsanız karşılıklı açılar eşitti. 100 ise burası da 100. X'e de 15 kaldı. Evet, sormak istediği buymuş arkadaşlarım. Cevap Adana'dan geldi. Görüntüye aldanmayalım yani. Doğrusal dememiş buraya kardeşim. Alan sorusu. Şekildeki paralel kenardan oluşan bir arsa görülmektedir. Bazı paralel kenarların alanlarını vermiş. Buna göre ABCD paralel kenarının alanı nedir? Tamamının alanını istiyor bizden. Burada da oran yapacağız. Bakınız şimdi. Şu ikisini yan yana görün. 40 ile 20. Bunların arasında da aynı oran olacak. Hani bu yarıya düşmüş ya. 50 de yarıya düşecek. 25'tir buranın alanı. Sonra devam edelim. Mesela 50 ile 75'e bakın. Aralarında nasıl bir oran var? 50'yi 2'ye böl 25, 3 ile çarp 75. Yani yarısının 3 katı. O zaman yukarıda da yarısının 3 katı olacak. 40'ın yarısı 20, 3 katı 60 olacak. Şuraya gelelim. 25'ten 50'ye 2 katına çıkmış. 30'dan da 60'a gidecek 2 katına. Şurayı bulacağım şimdi. Bakın yine şu 50 ile 75'ten gideceğim. Yarısının 3 katıydı. Yarısı 30, 3 katı 90'ı burada da bulduk. Evet, bütün alanı bulduk. Şimdi toplayalım. 50. Bununla bunun toplamı da 50. 100 yaptı. 25 ile 75'in toplamı da 100 yaptı. 200 oldu şu ana kadar. 60 ile 40'ın toplamı da 100 yaptı. 300 oldu. 390. 60 daha 450 geldi toplam. Cevap Ceyhan'dan çıktı. 6'ya bakalım. ABCD paralel kenar. CD 12. O halde burası da 12. Alan ABCD 96. Şimdi paralel kenarın iki köşegeni çizildiğinde 4 tane aynı alana sahip üçgen oluşuyordu. Yani tamamı 96 ise bunları 4'e böleceksiniz 96'yı. Her birini bulacaksınız. Şimdi hemen 96'yı 4'e bölelim. 2 kere 4 8, 16 da 4, 4 kere 24 çıktı. Demek ki bunun da alanı 24, bununki de 24, bununki de 24, şu üçgeninki de 24. Şimdi alttaki üçgenden hareket edelim. Biz normalde bu taradığım üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 diyerek bulabiliyoruz. 24 demişiz alanını. Peki 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 6, 6x 24 ise x eşittir 4 çıkar. Cevap da Bursa'dan patlar. Evet, şimdi gelelim 7 numaralı sorumuza. Şunu altına koyalım ki güzel olsun. ABCD'de paralel kenarı biçimindeki karton DE ve CE boyunca katlandığında A üssü ve B üssü noktaları CD üzerinde çakışıyor. Tamam. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki haline bir geri açıyorduk biz bunu. Şöyle bir açalım. B buradaymış. Bunu da açalım. A da buradaymış. Şimdi bu katlandı. Katlanmadan önce buradaydı.
Bu da tabii ki tık tık karşılıklı kenarlar eşit. Bu katlandı, buraya geldi. Bakın demek ki şunların 4 parçanın işte 6 parçanın 6'sı da eşit birbirine. Şimdi çevresine çıktı. Bunun bir tanesine A dersek şöyle her biri A olacak. Çevremiz ne çıktı? 2, 3, 4, 5, 6 A. Demek ki bölü 6 A var. AD ne çıktı? A. A'lar giderse 1 bölü 6 gelir. Sorunun cevabı Bursa'dan geldi. Evet 8. A, B, E, D. Şuranın alanı 22'ymiş. D, E, C. Buranın alanı da 14'müş. 2 ile X'i vermiş. O halde burası da X artı 2. X nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bir yükseklik çizelim arkadaşlar şuradan şuraya. Bakın bu yükseklik hem bu üçgenin yüksekliğidir hem de şuradaki yamuğun yüksekliğidir. Şimdi üçgenin alanını H desek bu yüksekliğe şöyle bulabiliriz. H çarpı X bölü 2'dir. 14 denilen şey. Yamuğun alanı da şöyle bulunur. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi alt tabanla üst tabanın toplamı yani x artı 2 ile 2'nin toplamı x artı 4. Bölü 2 çarpı yükseklik. İşte bu da 22'ymiş arkadaşlarım. Buradan hemen 2'yi buraya atalım. H'ı da içeriye dağıtalım. H x artı 4 h eşittir 44 geldi. Şuradan da h x eşittir 28 çıkmıştı ki şuraya 28 yazalım. 28 44'ten 28'i çıkartacağız. 30 olsaydı 14. 2 daha çıkart. 16. 16 olacakmış 4H. H eşittir 4 geldi. Tamam. Neyi soruyor? X'i. H 4 ise X'de 4 ile neyin çarpımı 28? 7'nin cevap Denizli'den geldi. Evet 9 numara. Paralel kenar biçimindeki arazinin iç bölgesindeki bir noktaya fıskiye yerleştiriliyor. Tamam. Fıskiyenin AB, BC ve CD kenarlarına dik uzaklıkları sırasıyla 4, 7, 6. Şimdi AB'ye uzaklığı 4. BC'ye dik uzaklığı şöyle diklik gösterelim. Kaçtı? 7. Ve CD'ye dik uzaklığı şurası da 6. Yani paralel kenarın bakın şu iki uzun kenara arasındaki yükseklik 10 çıktı arkadaşlar. Sonra da diyor ki AB BC'nin iki katıdır. Şuraya X diyelim. Şurası da 2X. AD kenarına uzaklığı nedir diye soruyor. Şurayı soruyor bize. H diyelim buraya da. Şimdi paralel kenarın alanını yazacağım dostlarım. Bakın bu uzun kenara göre alan nedir? Taban çarpı yükseklikti paralel kenarın alanı. 2X çarpı 10'dur. Peki şu kısa kenara göre alan yazsam. Tabanı X, yüksekliği de H artı 7. X'ler gitti. 20 eşittir. H artı 7. H eşittir. 13 çıktı dostlarım. Sorunun cevabı Edirne'den geldi. Evet. 10 ve 14. X nedir diye soruyor. Burada kural direkt bunların ikisinin farkıdır dostlarım. Yani cevap 4'tür. Ama uzun göstermemizi isterseniz. Hani şu iki açıortayın arası 90'dı. Buradan paralel çizdiğimde burası 5, 5, muhteşem üçlüden bu da 5 oluyordu. Aynı şeyi bu tarafta da yapıyorum. Buradan çizdiğimde 5, 5, bu da 5 olacaktı ki burası toplamda 14, 5, 5, 10'u burada kaldı ortaya 4 diyebiliriz. Bu da uzun yolla çözümü. 11. Bakalım ne diyor? ABC'de paralel kenarında şekildeki levha ağırlık merkezi olan P noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Alan ABC 40 ve BC 8. He, paralel kenarın, şimdi bir paralel kenar var. Tabanı 8, alanı 40. Yüksekliğini bulalım hemen H'ı. 8H eşittir 40 ise H eşittir 5. Yani şuradan aşağı inen diklik 5. Şimdi sen bu paralel kenarı döndürmüşsün. O halde buradan çizilen yükseklik de 5. Yani şu ortada bir kare oluşturmuşuz dostlarım biz. 5, 5. Neyi soruyor? Üst üste gelen kısmı yani buradaki taradığım kısmın alanı nedir diye soruyor. Karenin alanı 5 çarpı 5'ten 25 gelir. Sorunun cevabı Denizli'den çıkar. Evet. Orta taban verilmiş. AFE 4'müş. Şimdi biz hemen şu köşegeni çizersek şöyle tam orta taban olduğunu gösterelim. Bu bunun orta tabanı. Üçgende öğrendik. Alan nasıl dağılıyordu? S, 3S diye gidiyordu. O zaman burası
3 katı olacak 4'ün 12. Paralel kenarda köşegen alanı 2'ye bölecekti. Burası 16 ise bu da 16. Tüm alan ne çıktı? 32. Ama bize tüm alanı sormuyormuş. Şu beyazı 16 ile 12'nin toplamını soruyormuş. Yani 28'i soruyormuş. Cevap Edirne'den geldi Gobert'in. Evet arkadaşlarım, bunu da gömdük. Ne var sırada? ÖSYS soruları varmış. Hadi lan onları da gömelim bitsin ya. Hadi şunları da çözelim. Birinci soru. 2005 yılında sorulmuş bir soru. Şimdi aynı bakın bir köşe taşında yaptık. Şimdi bu buradan buraya kaç katına çıktı alan? 3 katına. O zaman burası A ise burası 3A. Şimdi tüm paralel kenarın alanı 234. Yani 108, 36 daha 144 yaptı. Bir de 4A var eşittir 234. Hemen 234'ten 144'ü çıkaralım 0. 13'ten 4 çıktı 9. 90 kaldı 4A'ya. 4A 90 ise A eşittir 22,5 gelir. Bize de neyi soruyor? Taralı bölgenin alanı 22,5'u soruyor. Geçtik. Paralel kenar 5, 7. O halde burası da 5. Şimdi açıortay varsa Z kuralı yapacaksınız dedik. Burası da noktalı açı. O halde burası da 5. Burası da oldu 12. Paralel kenarın çevresi 17. 17 buradan 34. Paralellikler var. Bir şeyler verilmiş. Alan AGF bölü alan ABCD'nin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şöyle yapalım. Şuradan yine köşegenimizi çizelim. Bakın buraya A dersek burası 3A. Son çözdüğümüz soruya benzer değil mi bu normal sorularda? Peki burası 4A ise burası da 4A. Bakın şimdi şu iki tık tık kenarına bir de şu bir tık tık kenarına. İki tık tıka 4A düştüyse bir tık tıka 2A düşecek. Şimdi AGF, AGF 1A oldu. ABCD 2, 6, 4 daha 10A oldu. 1 bölü 10. Buna bakalım. Paralel kenar, açıortay, X kaçtır? Hemen şuradaki M kuralını bir görelim arkadaşlarım. Bakın şurada bir M kuralımız var. 50 ile şu açının toplamı 75'e eşit. O halde bu açı 25. Tabii ki bu da 25. Burası 50 yaptı. 50 ile de bu açının toplamı 180 olacak. Burası 130 yaptı U kuralında. Şuna bakalım. 9 var, 12 var. Paralel kenarın çevresi acep nedir diye bir soru sormuş bize. Paralel kenarın çevresi. Şimdi şuna X diyelim. Şuna da X diyelim. Başka. Burası 9 artı X ise burası da 9 artı X olsun. Başka da bir şey şimdilik yok arkadaşlarım. Şu açıya A dersek bu açı da A. Buna B dersek bu da B. Yani şu anda benzerlik yapabiliriz eğer istersek. Elektrikler gitti bu arada. Benzerlik yapabilir miyiz? Yaparız. Ne buluruz peki benzerlikten diye düşünelim. Ya da benzerlik yapmayalım mı diye bir düşündüm şimdi. EB eşittir BF demiş. Paralel kenarın çevresini istiyor bizden. Şimdi şuraya da bir Y yazalım. Burası da X artı Y olsun. Şimdi 12 çarpı X artı Y paralel kenarın alanı. Şuradaki H çarpı 9 artı X de paralel kenarın bir alanı. Çok da bir şey gelmez. Burada 90'ın karşısı X artı Y. 90'ın karşısı 9 artı X. Bir de benzerliği yazayım. X artı Y bölü 9 artı X eşittir. B'nin karşısı 9. B'nin karşısı Y diye benzerlik yapsak buradan X, Y, 9 X'ler falan gelir. Buradan da bir bok çıkmaz. Yani şunu fark ettim bir de şimdi. Bakın burada bir ortada bir deltoid çıktı arkadaşlarım. Şöyle ki X, X şunlar da 90, 90 yan açılarda eşit olduğu için şu ortadaki şekle deltoid diyorum. Deltoid ise bu 12 ise bu da 12 geldi kardeşlerim. Şimdi 9, 12, 15'i paketledik. Şurası 15 çıktı artık. Evet 15 ise ne yazabiliriz başka? Şurası 15 ise burası da 15 olacak. Şurası 15 eksi x yazarız. Şurada da yine bir Pisagor bağıntımız var dostlarım. X'e 6 desem, 6 dersem burası 9 oluyor. 6 desem burası 15 geliyor. 9, 12, 15 üçgeni burada da çıktı. Yani aslında bizim paralel kenarımız 4 kenarı eşit olan paralel kenarmış. Yani eşkenar dörtgenmiş. Hepsi 15, 15, 15.
Çevresini sorduğu için 4 tane 15, 60'ı paketledik. Şuna bakalım. ABC'de paralel kenar, DB köşegen. AE eşittir 3, orası da 5. Bu şekilde verilen boyalı üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Şimdi şöyle yapalım. Buraya 3A alanı dersek, normalde 5'e, şuradaki tamamı 5A düşmeli. Ama bu da 3A'ymış. Soru öyle demiş. Buraya da 2A kaldı diyebilirim artık. Paralel kenarın alanı 30 olduğuna göre BCF, BCF şu üçgenin alanı. Şimdi bakın şu 2A ile 3A'ya göre şurası da 2K'ya 3K olacak ve burası da 2B alanıysa burası da 3B alanı gelecek. Şimdi tüm paralel kenar 30 ise köşegenin yarıya böldüğünü biliyoruz. Şurası 15 olmak zorunda. Yani 5B eşittir 15, B eşittir 3. 3B'yi soruyor. 9'u paketledim dostlarım. Cevap Bursa'dan geldi. Evet. ÖSYM sorularını da çözdük. Paralel kenarı da gömmüş olduk böylelikle. Bir sonraki videoda yeni konuya geçeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.